Arkadaşlar merhaba. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Veysel Altuntaş. Sizinle 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 3. ünite şiir ünitesiyle beraber konumuzu anlatmaya devam ediyoruz. Ne yaptık şiir ünitesinde? Öncelikle İslamiyet öncesinden bahsettik. İslamiyet öncesinde koşukların içinde doğa, aşk gibi konuların geçtiğini anlatıp ve üzerinden bir koşuk örneği okumuştuk. Sonra arkadaşlar günümüz Türkçesinde, yani daha doğrusu günümüz edebiyatında, Türk edebiyatındaki çeşitli doğa içinde doğa geçen şiirler örneklerinden okumuştuk. Sonra İslamiyet öncesinde Sagu'nun aslında bir ağıt olduğunu, İslamiyet sonrasında halk edebiyatında buna ağıt ve divan edebiyatında da mersiye olduğunu söylemiştik. Bu aynı şekilde koşuğun da İslamiyet sonrasındaki halk edebiyatındaki koşmaya, divan edebiyatındaki gazele benzediğini ifade etmiştik arkadaşlar. Bu saguların o yaşanan toplumun, yaşayan toplumun önemli özelliklerini ifade ettiğini, çünkü bunların Yu adı verilen cenaze törenlerinde okunduğunu söylemiştik. Bu cenaze törenlerinin aslında o zamanki sosyal yaşamı ve dini inançların toplumda nasıl yer bulduğunu en iyi ifade eden bölümlerden olduğunu da söylemiştik. Bununla birlikte arkadaşlar savlardan, yani atasözlerinden bahsetmiştik, destanlardan bahsettik, toplumu derinden etkileyen olayların anlatıldığı uzun metinlerdi bunlar. Ve bizim savları, saguları, koşuk örneklerini en çok bulduğumuz metinlerin, en çok bulunan yerlerin de arkadaşlar neresi olduğunu söylemiştik. Divan Lügat-ı Türk'tü. Divan Lügat-ı Türk neydi? Bir geçiş dönemi eseriydi arkadaşlar. Biz de işte oradan geçiş dönemi eserlerinden bahsetmiştik. Önce Kutadgu Bilig'den bahsettik. Kutadgu Bilig Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştı. Mutluluk veren bilgi anlamına geliyordu arkadaşlar. Türk Edebiyatı'nın ilk mesnevisi kabul edilebiliyordu. Aruz'da yazılmıştı. Hem aruz hem beyitlerle yazılmıştı. Bu özelliğiyle arkadaşlar hem İslamiyet öncesindeki sözlü dönemle bağlantılı, hem de İslamiyet sonrasındaki İslami etkide gelişen Türk edebiyatından parçalar verdiğini, sunduğunu söylemiştik. Tam bir geçiş dönemi eseri olduğunu ifade etmiştik. İçinde artık İslami terminolojide, İslami terimlerin yer aldığını, bu da İslam dininin Türk hayatına geçişiyle doğrudan bağlantılı olduğundan bahsetmiştik. Sonra bir diğer eserimiz Divan Lügat-ı Türk'ten bahsettik. Divan Lügat-ı Türk'ten az önce bahsetmiştim zaten. Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmış bir Arapça Türkçe sözlüktü. İlk ansiklopedik eser, ilk Türkçe sözlük, bu anlamda ilk edebiyat antolojisi olduğunu söyleyerek birçok bilime kaynaklık ettiğini ifade etmiştik. Divan Lügat-ı Türk'ün önemli bir eser olduğunu ve eski dönemden kalan birçok eserin şu anda günümüze gelmesini vesile olan en önemli eserlerden birinin Divan Lügat-ı Türk olduğunu söyledik. Hatta en önemlisi olduğunu söyleyebiliriz. Atabetül Hakaik arkadaşlar, hakikatlerin eşiği anlamına gelen bu eser Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır. Edip Ahmet Yükneki hakikatleri ifade etmiş, nasıl olması, insanın nasıl olması gerektiğini, bilginin, bu az önce bizim daha doğrusu bir önceki videoda okuduğumuz şiir örneğinden de yola çıkarak bilginin ne kadar önemli olduğundan bahsetmiş, onun üzerine birçok ifade kullanmıştır diyoruz. Divan-ı Hikmet Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. Yesevi tarikatının kurucusudur ve bu şiirleri, Hikmet adı verilen bu şiirleri öğrencileri toplamıştır arkadaşlar. İşte peygamberin mucizelerinden, Allah'ın birliğinden bahsetmiş ve Yesevi tarikatına da ki insanların nasıl insanlar olması gerektiğini anlatan bir eserdir arkadaşlar. Yesevilik tarikatı bu şiirler aracılığıyla ve müritler aracılığıyla Anadolu'nun Türkleşmesinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bunu da ve Anadolu'nun Müslümanlaşmasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Bunu açıkça ifade edebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu bizim okuduğumuz birçok metin var. Bu metinleri şimdi beraber okuduğumuz metinlerle ilgili birçok soru var. Bu soruları beraber ifade edelim. Az önce aslında ben birinci soruyu söylemiştim. Geçiş dönemi ifadesinden konuşmuştum. Ne olduğunu, ne ifade ettiğini size söylemiştim arkadaşlar. Kutadgu Bilig'in bir geçiş dönemi eseri taşıyan ilk eser olduğundan bahsetmiştik.
İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası özellikleri görebiliyoruz. Bu da önemli bir ayrıntıydı. Onun haricinde Divan Lügati Türk Araplara Türkçe öğretmek için yazılmış bir Arapça Türkçe sözlüktü. Atabetül Hakaik hakikatlerin eşiği anlamında kullanılıyor. Bazı bölümleri beyitler, bazı bölümleri dörtlükler halinde yazılmıştı. Kutat Kubilik'te ise arkadaşlar ne vardı? Mutluluk veren bilgi. Az önce zaten söylemiştim onu da. Mutluluk veren bilgi anlamına geliyordu. Evet, Divan Lügati Türk'te yazar eseri yazma amacını nasıl açıklamıştır? Arkadaşlar burada ne diyordu hatırlarsanız? Allah'ın yardımına sığınarak Türk lehçelerinin divanı diye adlandırarak ortaya koymuş olduğunu söylüyor bunu. Amaç da sonsuza kadar anılarak bir hazine olsun amacıyla bunu ifade etmiştir diyoruz arkadaşlar. Divan Lügati Türk'e göre bölüme göre yazar eserini nasıl oluşturmuş ve kaç bölüme ayrılmıştır? Arkadaşlar birçok ifade söyleyebiliriz. Türk, Türkmen, Oğuz, Çigil, Yağma ve Kırgızlar neşelerini incelemişti. Kendisinin bu kişiler arasında bu soyca en köklü olduğunu, mızrakta en iyi atıcılardan olduğunu ifade etmişti hatırlarsanız. En iyi anlatıcı olduğunu, dili de en doğru kullanını ve en iyi bilen olduğunu söylemiştir. Ve Divan Lügati Türk'ü de 8 bölüme ayırmıştı. Neydi bunlar? Birincisi Hemze kitabı, ikincisi Salim kitabı, üçüncüsü Muzaaf kitabı, dördüncüsü Misal kitabı, beşincisi Üçler kitabı, altıncısı Dörtler kitabı, yedincisi Günne kitabı, sekizincisi ise Sükun kitabıydı hatırlarsanız arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Divan-ı Hikmet adlı eserde alınan bölümde Ahmet Yesevi 11, 12, 13, 14. yaşlarında duygu ve düşünce dünyasında gelen değişimleri nasıl anlatmıştır? Evet, buna siz de net bir şekilde arkadaşlar bakabilirsiniz şiirlerin günümüz Türkçesiyle çevirimiyle. Biz konu üzerinden devam etmiş olalım arkadaşlar. Burada Divan-ı Hikmet'te geçen rahmet denizinin dolup taşması, toprak gibi olmak sözleriyle ne anlatmak istemektedir? Arkadaşlar aslında buradaki rahmet denizinin dolup taşması aslında şu demek, Allah'ın rahmetinin artması, bollaşması anlamında kullanılabiliyor. Toprak gibi olmak ifadesinde ise arkadaşlar, tevazu göstermek, alçak gönüllü olmak, kibirli olmamak anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Divan-ı Hikmet'ten yola çıkarak sanatçı eser ilişkisi için neler söyleyebiliriz peki? Şimdi arkadaşlar burada birçok şey söyleyebiliriz fakat her sanatçı sanatçısının kişiliğini, yaşadığı dünyayı yansıtır her sanat eseri. Bu anlamda biz eğer sanatçıyı tanımak istiyorsak sanat eserine bakmamız gerekiyor. Hatta sanat eserini tanımak için hem toplumun yaşayış biçimine bakmak gerekiyor. Toplumun yaşayış biçimini de iyice tanıyabilmek için de o dönemde yazılmış eserlere bakmak gerekiyor arkadaşlar. Bu anlamda Hoca Ahmet Yesevi'nin düşünce dünyası, sanat anlayışı, kişiliği nin yansımasını eserlerinde bulmak mümkündür arkadaşlar. Evet, okuduğumuz metindeki dönemin gerçekliğini ifade eden yerleri bulun arkadaşlar siz de. Çünkü orada mesela örnek verecek olursak biz net bir ifade söyleyeceksek İslami terimlerin artık ön planda olduğunu görmeye başladık. Besmele ile başlanması vesaire ne yapıyor? Artık İslamiyet etkisinde şiirlerin ortaya çıktığını söylüyoruz. Arapça ve Farsça'nın ön plana çıktığını söylüyoruz arkadaşlar. Bu da aslında doğal bir süreç olarak karşımızda duruyor. Evet. Evet, Kutat Kubilik metnini şekil özellikleri açısından inceleyeceksek arkadaşlar. Nazım birimi beyit de var, dörtlük de var. Doğru mudur? Evet, her ikisi de olduğunu söylemiştik. Ölçüsü aruz ölçüsüyle yazılmış genel anlamda. Kafiye örgüsü A, B, C. Aslında mesnevi türü anlamında bakarsak beyit olduğunu, daha çok beyit ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Birçok kafiye de var arkadaşlar, oldukça fazladır. Evet, Yusuf Has Hacip. Arkadaşlar Yusuf Has Hacip Kutat Kubilik'in yazarı. 11. yüzyılın önemli şairlerindendir. İyi bir eğitim görmüş, Arapçayı, Farsçayı öğrenmiş, zamanın bilimlerine hakim olmuştur. Doğduğu şehir olan Balasagun'da kendini gösterme fırsatı bulamayan sanatçı, ilerleyen yaşlarında Kaşgar şehrine gitmiştir. Orada hükümdarlara sunduğu Kutat Kubilik adlı eseriyle
Uluk Has Haciplik, yani baş dönemin Dışişleri Bakanlığı'na getirilmiştir. Bundan sonraki ömrünü devlet hizmetinde geçiren Yusuf Has Hacip uzun bir ömür sürdükten sonra vefat etmiştir. İlim, erdem, takva sahibi ve akıllı bir insan olduğu için halk tarafından sevilip saygı görülmüştür arkadaşlar. Şimdi dil bilgisi kısmına geçelim. Dil bilgisi kısmında önemli bir ayrıntı var. O da şu. Artık isim tamlamaları konusuyla ilgili genel bilgiler göstermek istiyor. Sorumuza geçelim öncelikle. Divan Lügat-ı Türk'ten alınan bölümde geçen "Öylece her boyun dili bende en mükemmel şekli şeklini buldu" cümlesinde altı çizili bölüm bir isim tamlaması örneğidir. İsim tamlamasında tamlayan biri de tamlanan olmak üzere iki unsur vardır. Altı çizili tamlamada boyun kelimesi tamlayan, dili kelimesi ise tamlanandır. Arkadaşlar biz isim tamlamalarını 4 alt başlıkta inceliyoruz. Belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması, takısız isim tamlaması ve zincirleme isim tamlaması. Şimdi arkadaşlar tamlamalarda iki öge var. Burada az önce söylediğimiz gibi bir tanesi tamlayan, bir tanesi tamlanan. Tamlayan ın in ekini alır, tamlanan ı i ekini alır. Mesela evin kapısı, kapının kolu gördüğünüz gibi. Buradaki ın in eki tamlayan ekidir. I i de tamlanan ekidir. Eğer bu ekler ikisinde de, yani tamlayanda da ve tamlananda da eklerimiz varsa biz buna belirtili at tamlaması diyoruz. Tamlayanda ekimiz yok. Sadece tamlananda varsa arkadaşlar biz buna belirtisiz isim tamlaması diyoruz. Mesela kapı kolu, Türkçe dersi gibi birçok örnek verebiliriz. Bunun haricinde takısız isim tamlamalarında ise arkadaşlar ne tamlayan ne de tamlanan ek alıyor. İkisi de ek almıyor. Ayrıca tamlananın neyden yapıldığını, ham maddesinin ne olduğunu ifade etmesi önemli arkadaşlar. Mesela ipek şal diyoruz. İpek şal dediğimiz zaman şalın ham maddesinin ipekten yapıldığını bildiriyor. Taş ev. Evin neyden yapıldığını bildiriyor? Taştan yapıldığını bildiriyor. İşte biz buna takısız isim tamlaması diyoruz. Zincirleme isim tamlaması ise arkadaşlar birden fazla tamlamanın, en az iki tamlamanın yer aldığı, ikiden fazla yani üç dört tane de ismin yer aldığı tamlamalar oluşuyor. Mesela işte kapının kolunun rengi. Bakın kapı kolu bir isim tamlaması, kolunun rengi başka bir isim tamlaması. Bunlar bir arada yer alıyor. Fakat burada dikkat etmemiz gereken bir ayrıntı da şu. Zincirleme isim tamlamaları için söylüyorum. Her 3 tane sözcük yan yana geldiğinde bu bir zincirleme isim tamlamasıdır diyemeyiz arkadaşlar. Bazen isim tamlamasının sıfatı olabiliyor. Bazen tamlayan ile tamlanan arasında bir sıfat girebiliyor arkadaşlar. Mesela hocanın gömleği, bu bir belirtili isim tamlaması. Hocanın mavi gömleği, bakın tamlayan ile tamlanan arasına sıfat girmiş bir isim tamlamasıdır. Bu belirtili isim tamlamasıdır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Belirtili isim tamlamalarının arasına başka sözcükler girebilir az önce söylediğim gibi. Belirtili isim tamlamaları birbiriyle yer değiştirilebilir cümlelerde arkadaşlar. Şiirlerde, devrik cümlelerde. Mesela sesini duyuyorum bu akşam hüznün. Hüznün sesi. Gördüğünüz gibi bakın ne oldu? Belirtili isim tamlaması birbiriyle yer değiştirdi. Ve arasına başka sözcükler girebiliyor. Belirtisiz isim tamlamasında ise arkadaşlar araya başka hiçbir sözcük giremez. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela okul yolu dedim. Okul eski yolu diyemem. Eski okul yolu ya da yeni okul yolu demem gerekiyor. Çünkü belirtisiz isim tamlamalarında araya herhangi bir sözcüğü alamayız. Buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunun haricinde Divan Lügat-ı Türk'ten isim tamlamaları örnekleri bulunuz diyor. Lütfen siz de bunları bulunuz arkadaşlar. Ama birçok örnek söyleyecek olursak ben onları söyleyeyim size. Mesela Allah'ın yardımı, dilin tamamı, Hemze kitabı, Salim kitabı. Bakın bunların hepsi aslında bir isim tamlaması olarak karşımıza çıkıyor. Onların ülkesi, Türk lehçeleri gibi birçok ifade kullanabiliriz arkadaşlar. Burada aşağıdaki metinde geçen noktalama işaretlerinin kullanım amaçlarını aşağıdaki şemalara yazınız diyor arkadaşlar. Şimdi burada bakalım. Yüce Allah'ın yardımına sığınıp kitabımı Divan-ı Lügat-ı Türk
Lehçeleri Divanı, Türk Lehçelerinin Divanı diye adlandırarak ortaya koydum. Şimdi nokta bir kere arkadaşlar yargısı biten cümlelerin sonuna konur. Bunda sıkıntı yok. Cevap parantezde ise arkadaşlar açıklamanın bilginin başına veya sonuna, yani aslında Divan Lügati Türk'ün günümüz Türkçesindeki anlamını vermiş oluyor. Ne yapıyor bu şekilde? İşte günümüz Türkçesini parantez içinde kullanmış oluyor. Buradaki A arkadaşlar, burada şapkalı A dediğimiz, aslında oradaki şapka işareti yabancı kökenli sözcüklerdeki A harfini ince ve uzun A şeklinde okunmasını sağlıyor. Divanı lügatü Türk şeklinde sağlamamızı sağlıyor arkadaşlar. Günümüzde hala bu var. Mesela hala dedim. Ha ve la da, oradaki A'larda şapka işaretini kullanmak zorundayız. Kullanmazsak hala, yani babanın kız kardeşi anlamına gelebiliyor bu sözcük, hala sözcüğünde. Bu anlamda bu dil bilgisinin önemli olduğunu, bu dil bilgisi kuralının, yazım noktalama işaret kuralının önemli olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Siz de lütfen Kaşgarlı Mahmut, Edip Ahmet Yükneki ve Hoca Ahmet Yesevi'nin biyografilerini araştırınız. Ve arkadaşlarınızla bunlarla ilgili bilgiler paylaşınız. Çünkü bunlar bizim toplumumuzun önemli kişilikleri arkadaşlar. Bu toplumun önemli kişiliklerinden bahsetmek, onlar hakkında bilgi sahibi olmak sizin geçmişle olan bağınızı arttıracak ve kültürel yoğunluğunuzu da ifade edecektir. Bu anlamda beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.